köy enstitülerinin gelişimine büyük emek veren Atatürk'ten sonra Cumhuriyet aydınlanmasının ikinci ismi. Köy enstitüleri kurucu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Cumhuriyet devriminin genç eğitimcisi olarak Mustafa Kemal Paşa ile 2 Şubat 1923 günü İzmir'de tanışır. Gazi Paşa yeni Türkiye'de ne yapılacak, neler değişecek bunu halkla sohbetinde anlatır. Herkesin çekinmeden soru sorduğu bu sohbette genç Yücel şu soruyu sorar. Bugünün fosil mevkinde bulunan medreselerin irfan hayatı bundan sonra nasıl olacaktır? Zatı halleri bu hususta ne düşünüyor? Bunu öğrenmek istiyorum der. Gazi Paşa'nın cevabı ise şöyledir. Bu soruyu soran arkadaşımızın fikrine ben de iştirak ediyorum. Hakikaten efendiler bizim bugünkü medreselerimizin vaktiyle medreseler yapıldığı zamanki halinden çok uzaklaşmıştır. Milletimizin, memleketimizin yüksek eğitim kurumlarıyla bir olması gerekir. Bütün memleket evlatları kadın ve erkek olarak da eğitim görmelidir der. Yücel bu soruyu sorduğu gün 26 yaşındaydı. İlk kez Gazi Paşa ile karşı karşıya geldi ve onu can yüreğiyle dinledi. Konuşmalarından etkilendi. Hayatı boyunca da onu kendine rehber edindi. Onun devrimlerini ilerletmek için de çalıştı. Köy enstitüleri onun döneminde büyük atılım yaptı. Güçlükleri de içindeki devrimci cevherle açtı. Yücel o görüşmeye ilişkin duygularını yıllar sonra Ulus Gazetesi'ne şu ifadelerle dile getirir. O gün Gazi Mustafa Kemal öyle kudretli mantıklı fikirlerini taşit ediyordu ki yurt toprakları üstünde ordular idare eden bu diman fikir sahasında da başkumandan olduğunu o gün anladım der. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in şu sözleri köy enstitüleri taklittir diyenlere esaslı bir yanıttır. Köy enstitüleri ilkesi tamamen bizimdi, taklit değildi, benzersizdi. Çünkü millet sevgisi gibi bir kaynaktan esinlenilmişti. Pedagoji kitapları yazmazdı çünkü bir eğitim kuramı değildi ulusal kalkınmanın temel ilkesiydi ve onun gerçekleşmesi atılımıydı. Yıl 1944. 10 yaşında kimsesiz çocuk 6 yaşındaki kardeşiyle Çumra'dan trene biniyor. Trende hiç tanımadığı, iyi giyimli ve çevresinde müthiş saygı gören bir adam bu iki çocukla ilgilenip soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Konya'ya okumaya. Nerede okuyacaksınız? Köy Enstitüsü'nde, İvriz'de. Peki o zaman al bu kartı Vali Bey'e ver. Seni ve kardeşini okula yazdırır. Kartı alıyor ve teşekkür için bir türkü çığırıyor. Varınca trenden inen çocuk kardeşini bir handa bıraktıktan sonra valiliğe gidiyor. Kartı gösteriyor. Bir telaş bir telaş. Vali anında çocuğu kabul ediyor ve cebine harçlığını koyup İvris köy üstüne gönderiyor. Kartın sahibi Hasan Ali Yücel'dir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı. Kartı götüren çocuk ise geleceğin yazarı, şairi, gazete sahibi Kemal Bayram Çukurkavaklı ve kardeşim Mehmet Şahin Çukurkavaklı'dır. Yıllar sonra 1992'de Antalya Gazi Paşa'ya Fikret Otyam'ı ziyarete eden bir Ankaralı. Ressam Otyam'ın albümünde şu nota rastlıyor. Bu dünyada iki tane Ali'yi, Hasan Ali Yücel ve Sebahattin Ali'yi en iyi anlatacak bir tane adam vardır. O da Kemal Bayram'dır. İmza Can Yücel, Hasan Ali Yücel'in şair oğlu. Hasan olan Köy Enstitüsü öğrencisi Ali Çuhadar'ın anısı. Hasan olan Köy Enstitüsü'ne geleli bir hafta olmuştu. Basım evinin sobasını yakma görevi bana verilmişti. Çok sevindim. Ali Çuhadar'ın köyünde tezek ve odun yakılır. Bu nedenle ilk kez kömür sobası yakacaktır. Bir kutu kibriti bitirir ama kömürü tutuşturmayı başaramaz. Birinin onu izlediğini hissedip başını kaldırır. Bir amca ona gülümser. Evladım beraber yakalım mı der. Ona kömür sobasının nasıl yakılacağını birlikte yaparak gösterir. Soba tutuşmuştur. Tam o sırada görevi veren öğretmen gelir. Devamını Ali Çuadar'dan dinliyoruz. Öğretmen amcayı görünce hazır ola geçti. Şaşırdım, kaldım. Amca bana "Allah asmarladık." diyerek elimi sıktı. O daha pek uzaklaşmadan öğretmenimin ceketini tuttum. Yavaşça "Bu amca kim?" dedim. "Hasan Ali Yücel." dedi. Hasan Ali Yücel sık sık yüksek köy üstüne gider, kendisinin orada konuk yerine konulmasını istemez. "Ankara'da işim olmasa her gün burada olurum. Buraya geldikçe dinçleşiyorum, güç kazanıyorum." der. Köy enstitülerine öğrenci bulabilmek oldukça zordur. Köy enstitüsünü kuranlar öğrenci bulabilmek için canla başta çalışırlar. Zira köylerdeki aileler en küçük çocukların dahi iş gücüne ihtiyaç duyduklarından bu okullara çocuklarını göndermezler. Köydeki aileleri ikna etmek gene zor işlerdendi. Sevgiyle kalın, Atatürk'le kalın. Hoşçakalın.